Astım veya ailelerin korkmadan ifade ettikleri diğer ismiyle alerjik bronşit. Aslında ikisi aynı hastalığı anlatıyor ama alerjik bronşit deyince sanki farklı bir şey gibi algılanıyor. Tamam, biz bunu alerjik bronşit de diyebiliriz. Temelde bunu tetikleyen, atakları tetikleyen bir dış etken, bir alerjen biliniyorsa bundan olabildiği kadar uzak durmak gerekir. Ev tozu gibi, polen gibi. Yine alerjik bünyeli insanlar enfeksiyonlara diğer insanlardan daha yatkındır. Daha sık hastalanırlar. Hastalıkları daha ağır geçebilir. O yüzden bu tür tetikleyici, astım krizini tetikleyen hastalıkların erken tanısı, erken tedavisi önemli. Gelelim astımın kendisinin tedavisine. Korunma önlemlerini uyguladık. İlave faktörleri engellemeye çalıştık. Var olan hastalığın şiddetini belirleyerek bir tedavi uygulanır. Yani belli bir kalıp olup da bütün astımlı hastalar, çocuklar bu tedavi kalıbını alacaktır diye bir şey yok. Hastalar belirli aralıklarla değerlendirilir ve hastalığının şiddetine göre uygun bir tedavi verilir. Ne fazla ne az, alması gerektiği kadar bir ilaç tedavisi. Çünkü hafif, orta şiddette veya ağır şiddette astımı olabilir. Her bir şiddetine göre verilecek ilacın dozu, miktarı, sayısı, süresi farklıdır. O yüzden de uzun süreli takip önemli. Tedavide kullanılan ilaçlar belli başlı iki gruptur. Bir grubu sadece şikayetleri rahatlatmak amacına yöneliktir. Ama esas tedavide kullanılan ikinci bir grubu şikayetleri rahatlatmaya yardımcı olabildiği gibi hem hastalığın ilerlemesini önlemek hem de hastalığın vücutta yapacağı tahribatı engellemeye yönelik. Yani bağışıklık sisteminin hastalığı vücuttan silip atmasına fırsat yaratan tedavi. İşte bu ikinci aşamayı özellikle atlamamak lazım. Genelde yapılan bir yanlış, çocuğun o günkü şikayeti, öksürüğü, hırıltısı geçince tamam iyileşti diyerek tedaviyi bırakıp yarım kesmek. Esas buzdağının suyun altında kalan kısmını göz ardı etmek. Bu yanlış. Bunun için belli aralıklarla çocuğun hastalığının şiddeti belirlenerek uygun ilaç tedavisine devam edilmelidir. Ki uygun ilaç derken en sık kullanılan sprey, fısfıs diye de geçer veya işte nebulizatör ilaçlar diye de geçer. Direkt solunum yoluna verilen ilaçlar en çok kullanılan ilaçlardır. Tabii bir küçük parantez açacağım. Astım olsun olmasın, bu ilaçların günümüzde bazen gereğinden fazla kullanıldığını da görüyoruz. Başka hastalıklar için bile hemen en ufak bir solunum problemine bu ilaçların eklendiğini görüyoruz. Çok dikkatli seçmek lazım. Çünkü ne de olsa ilaçtır. Fayda zarar dengesini göz önüne almak gerekir. Sprey yoluyla ilaç küçük çocuğa verilir mi? Tabii ki verilir. Çünkü çok daha az dozla veriyorsunuz. Direkt solunum yoluna ulaşıyorsunuz. Ve böylece hem çok faydalı etkilere kolayca ulaşmış hem de yan etkilerden korunmuş oluyorsunuz ki en çok kullanılanları kortizon içeren ilaçlardır. Kortizon kelimesi anne babalar üzerinde maalesef çok korkunç bir korku etkisi yaratıyor. Gereksiz. Kortizon zaten vücudumuzda salınan kendi hormonlarımızdan biri. Eksiklik varsa biz onu yerine koyuyoruz. Yani ölçülü, kontrollü ve doğru kullanılan kortizonun ne çocuğa ne büyüğe hiç kimseye bir zararı yoktur. Bazen çok ağır astım vakalarında hayat kurtarmak adına yüksek dozlarda versek bile bunu aileye açıklıyoruz. Bakın bu ilaca bağlı geçici olarak bir takım yan etkiler göreceksiniz. Onlar daha sonra şöyle düzelecek diye. Ama bu söylediğim vakalar inanın çocuk hastalarda binde bir veya daha bile az. Onun için çocuklarda uyguladığımız kortizon dozu genellikle çok düşük doz olup yan etki riski olmadan hastalığı kontrol altına alabilen düşük doz ilaçlardır. Kortizon dışında da çiğneme tabletleri veya tozlar şeklinde ilaçlar var. Yaygın kullanımda olan, bilimselliği kanıtlanmamış olan bazı yaklaşımlar da var. Bıldırcın yumurtası yedirmek, tuz mağarasına götürmek vesaire vesaire gibi bir sürü bilimsel olduğu kanıtlanmamış olan şeyler. İşte bu tür bilimsel olmayan ve doğruluğu bilinmeyen, ne etki yapacağı bilinmeyen şeylerle vakit kaybedip çocuğun hastalığının ilerlemesine yol açmamak lazım. Tedavide kanıtlanmış bilimsel tedaviyi mutlaka düzgün olarak kullanmak lazım. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bitkisel diye bir moda var. Bitkisel eşittir zararsız anlamına gelmiyor ki. Örneğin söğüt kabuğundan elde edilen aspirin, eğer çok miktarda vücuda alınırsa ölüme kadar götürebilecek toksik etki edebilir. O halde her türlü bitkisel hazırlanan, ilaç adı altında hazırlanan ürün risk taşıyor.
içinde ne olduğunu, dozunun ne olduğunu, yan etkilerinin ne olduğunu bilmediğimiz şeyleri çocuklarımıza vermemeliyiz.